Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Trabzonspor takımımızdaki son gelişmeleri sizlerle beraber paylaşacağız. Yurt dışı basınında iki tane önemli haber ortaya çıktı bugün. Özellikle bu da tabii ki de hemen yurt içinde de ses getirdi. 8 numarada ve Santofor'daki son gelişmeleri Can Bozdağ'ın ve Petkoviç'e parantez açacağız bugün arkadaşlar. Önemli iddialar, önemli gelişmeler, önemli detaylar var. Elimden geldiğince yorumlayacağım. Şimdi tabii ben özellikle bunu sizlerle neredeyse sezon başından beri konuşuyorum. Abdülkadir Ömür'ün ayrıldığı bir ortamda da. Şimdi bakın Rahim Baniyam, Eren Elmalı, Mehmetcan Aydın, Uğurcan Çakır, şu an Enis Destan transfer teklifi gelen oyuncularımız. Bu oyuncuları sezon sonunda ayrılması muhtemel oyuncular konuşuluyor bakın. Uğurcan Çakır, Enis Destan, Eren Elmalı. Bu üç oyuncuya zaten transfer teklifi gelecek. Berat kiralık, Ryan Banya beklentinin altında kiralanabilir deniliyor. Peki Mehmet Can Aydın'ın sözleşmesi uzatılıp uzatılmayacağını göreceğiz. Bizim şu an elimizde yerli Umut Bozok var ne kadar yeterli olabilir? Hüseyin Türkmen var stoperde sakatlıktan dönecek. Umut Güneş elde tutulur gene en iyi yerli oyuncumuz gibi gözüküyor şu anda. Bu yani kalacak olanlar için konuşuyorum. E peki biz bu Raymania, Eren Elmalı, Mehmet Can Aydın, Uğurcan Çakır, Enis Testan gibi yerli oyuncularımız sezon sonu bir transfer gerçekleştirirse peki ben size soruyorum. Trabzonspor takımımız yerli anlamında nasıl bir mücadele sergileyecek? Sağda 11 tane yabancı, kulüben yabancı bir tane olacak ve gerisi Türk. İyi oynayamayan yabancının yerine Türk koymak zorundasın. İki tane sakatlık ceza olduğunda ne yapabileceksin? Şimdi Abdülkadir Ömür de bunların arasına koyalım. Çünkü ayrıldı. E bizim ileride kanatlarda, merkez orta sahada oynatabileceğimiz yerli isimlere ihtiyacımız var. Arkadaşlar bakın tehlikeyi anlayatabiliyor muyum bilmiyorum ama çok ciddi bir tehlike burada bizi bekliyor. Biz eğer bu oyuncular Rahim Baniya, Eren Elmalı, Mehmet Can Aydın, Uğurcan Çakır şunu söylerseniz saygı duyarım. Ya zaten Rahim Baniya, Eren Elmalı, Mehmet Can Aydın zaten çok katkısı olan oyuncular değil. Enis alternatif. İyi bir para gelirse satılabilir. Tamam bunda hemfikirim sizlerle beraber. Bu oyuncuların performansı yeterli değil. Hatta ve hatta Uğurcan Çakır'ı bile kısmen katabilirim bu grubun arasına. Uğurcan Çakır da tabii ki de eskisine göre kıyaslıyoruz. Gene Türkiye'nin iyi kalecisidir. Gene Trabzonspor takımımızın kalesini futbol ömrünün sonuna kadar koruyabilecek kapasitededir. Ama biz sezon sonuna bu oyuncuların transferleri kafa karışıklıklarıyla girersek bakın 12 tane yabancıya düşecek. 11 tanesi oynayabilir deniyor ama kulüben senin çok önemli. Sakatlık, ceza, seni Avrupa Kupası, Türkiye Kupası, Lig derken ciddi bir sıkıntıya girersin. Ve burada da Trabzonspor takımımız kulübeyi biraz ağırlaştırması lazım yerli anlamında. Hem kulübeyi hem kadro dışında bulunan oyuncuların kadroya girecek oyuncuların oynamaya hazır oyuncular olması gerekiyor yabancılar aradaki uçurumu çok tutmamamız lazım rekabet için. Artık futbolcular akıllı arkadaşlar bakıyorsun yabancıya da bakıyor yerliye de bakıyor. Arada bir rekabet olmayınca ulan diyorsun hani ben nasıl olsa oynayacağım bu takımda diyorsun. Yerli oyuncu da diyor ki ya hoca onu kesemez benden adam iyi oyuncu. Yerli de bunu kabul ediyor. Yabancı da ben zaten iyiyim diyor ya da tam tersi diyelim. Ve Rekabet ortamı kalkıyor. Bu da tabii ki de takımıza zarar veriyor. Hem bakın idman kalitesi de çok önemli. Sen altyapıdan 10 tane oyuncu çıkar. Şimdi Efe Can Poyraz imzayı attı. Genç bir kardeşimiz. A takıma koyacağız. Tamam koyalım. Önümüzdeki sezon kampına götüreceksin. Ama bu kadro içerisinde oynama şansı yakalayacak mı? İki tane Santofor gelecek. Umut Bozok var. Enis Testan var şu anda. Enis 10 milyon yıllık bir teklif geldiği dakika satılacak. Bunlar bakın önemli detaylar. Transfer kadar önemli detaylar. Bu isimler transfer bekleyen isimler. Eren, Uğurcan Çakır, Enis Destan, Mehmet Can Aydın, Ryan Baniya bu isimler. Ryan Baniya mesela burada durmak istemez. Abdullah Avcı olduğu sürece Ryan Baniya'ya sorsam ben gideyim oynayayım der. Çünkü yaşı da genç. Kulübe de zaten kadroya giremeyecek. Önümüzdeki sezon iki tane stoper alman muhtemeli var. Ve bu durumda şu şu şartlarda Ryan Baniya için şartlar zor. Bakın Barış İç'i Solbek'te bitirdik. Neden? Eren Elmalı'nın Nas takımından bir teklif geliştireceğini menajeri iletti. Menajeri kapımızı çaldı arkadaşlar. Eren Elmalı da menajer kapıyı çaldı. Kulüp şunu söylüyor. Resmi teklif yok diyor. Tamam resmi teklif yok ama dolaylı yollardan sana teklif geliyor. Menajerler senin kapını çalıyor. Uğurcan Çakır için çalıyor. Seltik takımı koç basında bir sürü haber çıkıyor. Mehmet Can Aydın kalacak mı gidecek mi Almanya basınında haberler çıkıyor. Eren Elman'ın menajeri ben Naz takımına getireceğim diyor. Rahim Bunny'a kiralık muhabbeti dönüyor. Şimdi bunları biz de duyuyoruz. Yönetime de dolaylı yollardan gidiyor. Nitekim e, Trabzonspor takımımız yerli de e, önemli bir hamlesi var. Daha önceden biliyorsunuz Beşiktaş'ta oynayan Can Bozdağ'ın ki dün bunu sizlere ben söylemiştim. Bugün haberlere de düştü. Yurt dışı basınında da çıktı. İlk temas yapıldı demiştim. Dün de söyledim bunu sizlere. Utrecht takımında oynuyor biliyorsunuz. 1 milyon euroya Beşiktaş'tan 3 artı 1 yıllık e, satın aldı. sözleşme imzaladı. Beşiktaş'tan satın aldı Can Bozdağ'ını. En son oynadıkları maçta dakika 90'da gol attı. Takımının 2-1 kazanmasını sağladı. Can Bozdağ'ın çok iyi bir 8 numara. İyi bir orta saha oyuncusu. İki yönlü oynayabilen, sol ayağını iyi kullanabilen, iki ayağını da kullanabilen çok iyi bir orta saha oyuncusu. Abdullah Avcı Can Bozdağ'ın için evet bu oyuncuyu getirelim dediğinin bilgisi var. Ve Trabzonspor takımımız e, tabi transferde elinden geldiğince hamlelerini yapıyor. Erkenden yapmaya çalışıyor. Can Bozdağ'ın da bizim gündemimize gelen genel önemli isimlerden bir tanesi. Merkezde Berat'ın da bakın kiralık gideceği bir ortam var. Emrak Baba 1, Salih Uçan 2, Oğuz Aydın 3, Can Bozdağ'ın 4, Cihan Çınar'dı yanlış hatırlamıyorsam genç kardeşimiz standart ligde oynuyor gene. O onunla beraber 5-6 tane oyuncu yerli. Şu anda konuşulabilen isimler var. Artı yurt dışına gene oynamaya devam eden gurbetçi birkaç oyuncunun da isminin gelmesini bekliyoruz. Ben şunu söylemek istiyorum. Bakın sağ bekin yabancı. iki stoperin yabancı. Sol bekin yabancı olacak Barış İçil ile beraber. Stoperde Hüseyin Türkmen mi? Baniye mi? Bu arada gidip gelir teknik döktüğümüz ama ben yerli de ben yerli de bir stoper. Kalede Uğurcan Çakır gittiği takdirde Taha'ya o, Onur Alpekardo kale girer mi, Gelir mi? Yoksa e, oraya yabancı mı gelecek? Bu da önemli bir soru. Bizim defansa e, beklere, orta sahaya hücumda oynayabileceğin kreatif Oğuz Aydın sağda solda oynayabiliyor. Sıkıştığında ileriye de koyabilsin ama aslında sağda ve solda oynuyor. Bu tarz transferler yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Can Bozdağın için resmi hamle yapıldığı haberi var. Bunu sizlerle beraber paylaşalım ve buradan Petkoç'a geçelim. Şimdi e, yurt dışı basınındaki detay çok önemli. Dün bunu sizlerle beraber konuştuk. İzlemeyen dostlar var. Bu aralar çok e, tabi aktif olmayan arkadaşlarımız var. Transfer dönemi başlamadı. Takım kötü gidiyor. Araya aralar giriyor. Ben ben gene ufak bir hatırlatma yapacağım onun için. E, Hırvat basınında çıkan bir haberdi bu. Petkoviç'in sözleşmesinde 1-15 Haziran tarihleri arasında geçerli olarak 2 milyon euroya serbest kalır. 16 Haziran-16 Temmuz arasında da 2,5 milyon euroya serbest kalır maddesi var arkadaşlar. Yıllıkta 1.2 milyon euro para kazanıyormuş. Biz geçen sene istediğimizde 5 milyon euro istenmişti. Şimdi biz bu transferi yarı yarıya bitirme ihtimalimiz çok yüksek deniliyor. Yeter ki buradaki önemli detay oyuncuyu Trabzonspor kulübümüz ikna etsin. Petkoviç'in ikna edilmesi gerekiyor. Ben inanıyorum ki Petkoviç ikna edilirse biz bu transferi bitiririz. Eğer bu maddeler Hırvat Basın yazdığı bu madde detayı doğruysa biz bu transferi bitiririz arkadaşlar. Petkovic'e dönüşümüzün de bu maddelerin çok ciddi anlamda ağır bastığını düşünüyorum. Bu sezon 10 açığı kirala. Kaça kiralarsın? 2,5 mu kiralarsın? 3 milyona mı kiralarsın? 2,5'a mı kiralarsın? Adam baktı. On açı burada 9 tane 10 tane atmış. Taraftar tarafından seviliyor. Hoca istiyor. Şimdi ben kiralamışım bir kez daha oyuncu istiyorum. Ya yani bu adamın eli güçleniyor. Diyor ki ya ben bunu kiraladım. Adam orada attı. İyi de performans sergiledi. Şimdi Maxi Gomez'i gönderdik arkadaşlar. 30 tane maç oynamış. Bir tane golü yok. Bir tane asist yok. Doğru düzgün iş yapmamış. Şimdi bu adamı adamlar gene kiralamak istese al kardeşim deriz. Aman al kardeşim deriz. Gönderme bana dersin. Ama şimdi orada 10 tane atsa dese ki gene takımı İspanya'dan ya Maxi Gomez'i biz kiralamak istiyoruz dese gel kardeşim gel benim yanıma bir konuşalım seninle. Bak sana gönderdim 10 tane attı. baksana sana 5 tane maç kazandırdı. Seni şöyle yaptı böyle yaptı dersin. Ama abicim şimdi Maxi Gomez Geri dönecek, o olacak yok abi yani başa bela, sıkıntı. Ama sen on açığı nasıl alacaksın? Dün bir anket gördüm, Dediğim gibi bin binlerce yorum yapmışsınız. 2000-3000 kişi yorum yapmış. Ee, on açımı yoksa e, Petkoviç mi? Sorusunda Petkoviç ağır basmış. Ya Petkoviç ağır basmış çünkü Petkoviç'in topla gitme, arkaya koşu. Böyle Cornelius, Sörlöt gözünüzün önüne getiriyorsunuz. Size anlamında güçlü, Hırvat milli takım stoperi. Yani Onatçı bu sezon tabii ki de biraz gözlerden uzak kaldı. Bu da birazcık etkendir belki ama yani sadece kafasına top atman gerekiyor Onatçı'da. Ama bu tarz forvetlerde biraz daha topla oynayabilen, dönüp vurabilen, şapkadan tavşan çıkartan santoforlar. Deniz Dragus, Petkoç ikilisi iyi bir ikili olacak ama... Bir tarafta da Leicester'dan biliyorsunuz Inaccio Keleci Inaccio'nun adı geçiyor Nijerya milli takım stoperi gene. Vegors'un adı geçiyor. Chavez'in Santoforo Hernandez'in adı geçiyor. Ama alınan bilgiler konuşulan konulara ben baktığım zaman birinci önceliğin Petkovic olduğu söyleniyor. Ve Trabzonspor takımımız bu maddelerden dolayı biraz da Petkovic'teki bir ağırlık söz konusu. Orsic, Petkovic iki tane Hırvat isim Trabzonspor takımımız kadroya kadrosunda tutmak istiyor. Orsic ve Petkovic iyi bir arkadaşlar ve bu ikiliyi beraber kullanabilirse Trabzonspor takım bunu avantaja çevirecek. Artı bir stoperde bir oyuncu arıyoruz. İki tane oyuncu arıyoruz ama dediğim gibi Fernandez, Ryan Bania, Hüseyin Tükmen 3. Benkovic gidecek eyvallah onu saymıyorum. Denswil 4. Mendy orada oynatıyorsun. 5. 5 tane stoperim var. Aldım bir tane 6. 6 tane stoper çok fazla. Gereksiz yere hem masraf hem yer kap, kaplıyor. Sen burada ben sözleşme uzatmadığını zaten söylüyorum. Fernandes'i elden çıkart. Ryan kirala. 2 tane baba stoperi çak. Dansville'in durumuna göre de konuş. Parası birazcık yüksek deniliyor. Ondan dolayı yöneticilerin bazı şikayetleri var. Orada Dansville'i çöz. 2 tane baba stoper getiriyorsan zaten Densville'de e de gerek kalmaz. Ama ben bir tane stoperi Dansville'in yanına koyayım diyorsan o zaman Dansville'e e verdiği parayı çekeceksin. Densil gibi bir oyuncu getirmeye çalışsan bonservisi şu an alamazsın. Para gücün yetmez. Onun için biraz da bu da önemli bir detay olduğunu düşünüyorum. Ee, toparlıyorum. Can Bozdağ'ın için ilk hamle yapıldı. Bu bir. Deniz Tragus'tan haber bekliyoruz. Bu iki. Abdullah Avcı'nın transferde önceliklerinden bir tanesi Petkovic. Petkovic iyi bir santofor. Bakın çok da uzatmayacağım. Ee, hemen şuradan açıyorum. Hemen buradan açalım. Ee, Cihan Çanak'tı bu arada. Biraz önce konuşmuştuk. Kusura bakmayın. Onu, onu e, yanlış söylemişiz. Cihan Çanak Fenerbahçe'nin de gündeminde olan ve Fenerbahçe takımının ilk duyurduğunda bu ismin e, işte yeni Arda Güler olacak dediği bir isimdi. Bakalım. Bakın bu sezon 22 tane lig 10 tane gol 5 tane asist yapmış Petkoviç. Gerçekten iyi işler yapıyor Petkoviç. Toplam e, 36 tane de Konferans Ligi, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi oynuyor. 36 tane maçta da 17 gol 9 tane asist yapıyor. Oynamış olduğu dakika 3000 arkadaşlar. Petkovic çok iyi bir dönem geçiriyor. Artı her şeyden önemlisi Hırvatistan milli takımında 36 tane maçta 11 tane gol atıyor. Bakın Hırvatistan milli takımında oynamak öyle kolay değil. İyi bir milli takım. Her sezon Avrupa şampiyonlarına giden Avrupa kupalarına katılan bir milli takım. Ve dünya çapında çok iyi Hırvat oyuncular var. E, Stoper de gelip kar gene Abdullah Avcı'nın yeni gözdesi gibi gözüküyor. Bununla alakalı dün sıcak bir gelişme yaşandı. İbre oraya döndü. Bunu sizlerle beraber paylaştım. Gün içerisindeki yeni haberler geldikçe de paylaşacağız arkadaşlar. Videoyu tamamlıyorum. Beğenmeyi unutmayalım. Yorumlarınızı çok merak ediyorum. Buraya gelen varsa, bizi buraya kadar izleyen dostlar var biliyorum. Görüyorum ben de analizlerden. Petkovic'in ona açımı lütfen yorumlarınızı yazın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.